Günden kalanlardan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Haftayı kapatacağız. Hakan Güldağ ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi konuşacak çok konumuz var. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Şimdi önce konuklarımı bir anons edeyim efendim. Yoğun bir akışımız var yine bugün. Ankara gündemini alacağız Sibel Erdem'den. Ardından tabii ki piyasa kapanışımız olacak. Piyasa kapanışında Ergün Tekgül bizlere eşlik edecek. Londra'da her zaman olduğu gibi Ceren Dilekçi ve Burak Önder, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı bizlerle olacak. Evsit Başkanı. Çok fazla ham maddeye zam geldiğini biliyoruz. Bunun da fiyatlara yavaş yavaş yansıdı ve hatta tam olarak da yansıtılamadığı söyleniyor. Ne olursa içeride bu fiyatlara daha da etki edecek. Bunları biraz anlamaya çalışacağız. Ve bir yandan da esnaf destek paketiyle ilgili bugün söylemler vardı. Nurettin Özgenç, yani KOBİDER Genel Başkanı bizlerle olacak. Kendisinin fikirlerini alacağız diyelim. Önce rakamlar. Borsa İstanbul'u görüyorsunuz, %1.45'lik bir geri çekilme. 1524 puan seviyesine kadar geriledik. Bankacılık endeksinin hafta boyunca satış aldığı bir ortam vardı. Sanayi endeksinin sınırlı da olsa pozitif tarafta kapadığı bir cuma günü var. Dolar TL tarafında yükseliş hızlandı. %1.55'lik 7.47.88 an itibariyle. Euro TL hafta içerisinde 9'un altını gördü. An itibariyle %1'lik bir yükseliş var. Euro dolar paritesi 1.21.15. Tahvil tarafına baktığımız zaman 2 yıllık 14.76, 10 yıllık 13.43. Ve Avrupa borsaları tümüyle kırmızı. Londra 0.86. Özellikle kayıpların Paris ve Frankfurt tarafında derinleştiğini hatırlatalım. ABD borsalarına bakacak olursak şayet burada da yine Nasdaq harici eksileri görmekteyiz. Az önce Melike'nin vurguladığı noktalar vardı. Teşvik paketi gündeme geldi. Senato onayı çıkar mı çıkmaz mı bu konuşuluyor, zor gibi duruyor dedi. Bir yandan Powell'ın güvercin mesajları aslında şu an için piyasaları olumlu etkilemeye yetmedi. Spot altın tarafını görüyorsunuz. Şu anda 1841 dolara kadar geriledi. Gram altın doların yükselişinden destek buluyor. Bitcoin'de sert bir gerileme var. 36.758 dolara kadar geriledi. Hafta içinde yine volatilite yüksekti. 40.000 doları gördü, üzerini gördü, ardından geri çekildi. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde %1,5 ve 1.19 olmak üzere yine gerileme var. Yani emtialar, borsalar kırmızı. Şu an için dolar endeksinin bir miktar güçlendiği tema devam ediyor. Ankara'da Sibel bizi bekliyor. Sibel hoş geldin, seni dinliyoruz. İyi akşamlar Gözde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan ekonomiye ilişkin verdiği mesajlar haftayı kapatırken başkent gündeminde de öne çıktı ve gündemi bir anlamda belirledi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK yönetim kurulu üyelerini kabul etti ve onlarla yaptığı toplantıda da ekonomiye ilişkin dikkat çeken önemli mesajları oldu. Erdoğan her zaman olduğu gibi yüksek faize karşı olduğunu belirtti. Bunun nedenini de anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır ifadesini kullandı. Birçok yatırımcı ve girişimcinin yüksek faiz yükü altında ezildiğini ifade eden Erdoğan, bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum diye konuştu. Bana yatırım, istihdam, üretim ve ihracat lazım ifadelerini de kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve faizle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı. Beni dinlerler dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım. Faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon da o kadar düşer değerlendirmesini yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine döviz kuruyla ilgili de mesajları oldu Cumhurbaşkanı'nın. TL'nin son dönemde değer kazandığını görüyoruz dedi. Ayrıca Türkiye'nin küresel ihracattaki payının ilk kez %1'i geçtiğini kaydetti. 2020'nin son ayında ihracat rekoru kırıldığını da ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak gireceğini söyledi Cumhurbaşkanı ve kısıtlamalar sebebiyle gerekirse yeni desteklerinde devreye sokulacağının mesajını verdi. Ayrıca reform çalışmalarının tamamlandığını ve yakında bununla ilgili
adımların atılacağını da kaydetti. Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin mesajlarında öne çıkan başlıklar ve konular bu şekildeydi. Dedikten sonra aşı gündemine geçelim. Dün kitlesel aşılamalar başlamıştı. Dün akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek aşı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduktan sonra liderlere, siyaset dünyasına da aşı kampanyasına destek verin çağrısında bulunmuştu. İşte bu çağrının ardından Sağlık Bakanı da muhalefet liderlerini arayarak aşı olmaları için davette bulundu ve bugün de o davete MHP lideri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den olumlu yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde aşı oldu. Vatandaşlara da aşı olun çağrısında bulundu. Yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı yaptırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aşı olacağını söyledi ama sırasını bekleyeceğini ifade etti. Bu arada sağlık çalışanlarına aşı yapılması da devam ediyor. Kitlesel aşılamada ikinci gün dedikten sonra diğer bir gündem başlığımıza geçelim. O da diplomasi. 25 Ocak'ta Türkiye ve Yunanistan bir kez daha istikşafi görüşmeler için masaya oturacak. O görüşmeler öncesinde daha önce iki ülkenin teknik heyetleri arasında görüşmeler oluyordu NATO karargahında. O görüşmeler de yeniden başlayacak. Gelecek hafta NATO çatısı altında bu teknik heyetlerin görüşmelerinin yeniden başlamasını bekliyoruz. Bununla ilgili de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar geldi Yunanistan'la yapılacak görüşmelere ilişkin. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu istikşafi görüşmelerde tüm ihtilaflı dosyaların, ihtilaflı konuların ele alınması gerektiğini belirtti. Bu dosyaları açacağız. Aksi takdirde bu görüşmelerin bir anlamı olmaz değerlendirmesinde bulundu. Bu arada son bir not daha aktaralım. Bir süredir Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler de bir soğuk rüzgarlar esiyordu. Bununla ilgili de yine önemli bir gelişme oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Bunu da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre Macron o mektupta Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti ve ayrıca o mektupta Türkçe ifadelere de yer verdi. Haftayı bu gündemlerle ve bu başlıklarla kapatıyoruz Gözde. Ve sözü sana bırakıyoruz yeniden. Sibel, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum sana da. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından Hakan Güldağ'la sohbetimize başlayacağız. Günden kalanlar devam ediyor efendim. Hemen Hakan Güldağ'la sohbetimize başlayalım. Şimdi önce bugün gelen açıklamaları bir değerlendirelim. Erdoğan'ın söylemleri ne anlam ifade eder? Mali disiplin vurgusuyla başlayalım. Hı-hı. Özellikle bir takım kamu harcamalarının bir miktar daha işte kısıtlanması ya da hani dikkatli olunması şeklinde vurgular vardı. Bütçe açığı tarafında da 2021 için %3,5 dedi. Dolayısıyla 3,6 dedi galiba. Evet, 2021 5. Bende 3,5 diye yazıyor ama... Olabilir. Yani zaten hemen hemen yani o rakamlarda. Hı-hı. Yani aslında daha önce biliyorsunuz bu %2'nin üzerine çıkmayacak kırmızı çizgimizdi ama tabii çok özel bir dönemden özel geçiliyor. Özel bir durum var, evet. Onun için şimdi bütçe açığı 3,5 olmuş, 3,6 olmuş, 4'e gelmiş ki zaten Sayın Cumhurbaşkanı, hı-hı, da şeyin altını çizdi doğrusu. Hani başka ülkelerde bunun %10'lara kadar, ortalamaların buralara kadar geldiğini, çünkü bir özel mücadele dönemi var. Burada belli harcamalar oluyor ister istemez. Bunlar zorunlu harcamalar. Destekle ilgili harcamalarında olduğunu biliyoruz. Bu açıdan gelinen nokta kendisinin de ifade ettiği gibi çok tehlikeli bir yerde değil. Yani bütçe açığı kapatılamaz, artık almış başını gidiyor, hı hı, denecek bir noktada değil. Yani göründüğü kadarıyla belli bir kontrol içerisinde ve 2021'e dönük olarak da bu kontrolün işte mali açıdan da taviz vermeyeceğiz, yani bir şekilde mali disiplini sürdüreceğiz ifadesi de bence bunun bir tezahürü, o yaklaşımın bir devamı. Hı hı. Ama
Öte yandan da sonuçta bizim bir bütçe açığımızın da beklediğimizin üzerinde olduğu, bunun belli borçlanmaları gerektirebileceğini de biliyoruz. Sayın Erdoğan ister istemez bu devletin de kamunun da harcamalarına bir dikkat çekti. Genel olarak belki bunu değerlendirmek lazım. Gerçekten de şimdi baktığımızda birçok açıdan sorgulanmaya muhtaç bir durumumuz var. Yani şimdi enflasyonu konuşuyoruz. Belki sonrasında verdiği mesajlar da önemliydi. Çünkü yine bu faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyonu da o kadar aşağı çekersiniz dedi. Belki son günlerdeki tartışmalarla beraber bunu bir daha ele alıp, çünkü Sayın Rıfat İsarcıklıoğlu'nun da bazı açıklamaları var bankalarla ilgili, maliyetlerle ilgili, enflasyonla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hemen arkasına gelen bankalarla ilgili bazı yorumlar var. Bir söylem, benzer bir şimdi, söylem. Evet, şimdi bunların bir yeniden değerlendirilmesi lazım. Çünkü bunlar piyasalara zaman zaman çok doğru mesajlar olarak yansımıyor benim gördüğüm. Bugün mesela gene piyasalarda bir hareketlilik oluşmaya başladı. Bunlardan bana göre biraz kaçınmakta fayda var. Şimdi şeye gelince, yani hep böyle bizde de işte devlet versin yaklaşımı oluyor ister istemez. Yani bütçe konusu olunca devlet versin, devlet karşılasın, devlet desteklesin. Ama hepimizin evet doğru desteklesin, desteklemesi gerektiği yerde de bundan geri durmak da doğru değil. Bir takım kesimler mesela bu salgın nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Orta direk diyelim, yani hizmet sektörünün çalışanları diyelim, kayıtsız olarak hizmet sektöründe çalışan milyonlar diyelim, bütün bunlar evde çalışanlar diyelim, sokakta çalışanlar diyelim, bunlar ciddi zararlar gördüler bu süreçte. Onların desteklenmesi gerekir ve hatta bana göre bütçe önceliklerinin de değiştirilmesi de gerekebilir. Yani esnetilsin hani oraya değil diyorsunuz. De, efendim? Esnetilebilir diyorsunuz hani bu oran. Esnetilmeli. Yani oraların desteklenmesi açısından esnetilebilir. Yani oralar dediğimden de kastım orta direğimiz. Hani Turgut Özal'ın rahmetli ifade ettiği orta direk, orta sınıf deyin, nasıl dersin, buranın desteklenmesi. Bir de tabii daha küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi, ihracata yönelen firmalarımızın, istihdama katkı sağlayan firmalarımızın desteklenmesi. Ne konuşursak konuşalım bence buradan geri adım atmamak gerekiyor. Başka şeyler olabilir, belki konuşuruz işte gene değerli konut vergisi gibi tabii, konular var. Tabii tabii, bu hafta çok konu vardı. Yani konut, onları işte konuşalım. Sanayi tarafı hala güçlü duruyor diyoruz. Bir yandan işte büyüme tarafında tahminler, mesela dolar TL ile ilgili işte yabancı kurumlardan bir takım yorumlar geliyor. Hani göreceli, halen daha işte belki aşağı yönlü olabilir diyenler de var. Evet. Hepsini konuşuruz. Konuşalım ama biraz birbirine bağlantılı olduğu için bunları aldım. Mesela çoğumuzda şöyle bir yaklaşım var, işte hani biraz önce söylediğim devlet versin derken hani böyle bizde bir devlet baba yaklaşımı var. Halbuki devletin kendi parası diye bir şey yok. Yani devletin bir para kazandığı bir alan yok. Para kazandığı, para gelirlerinin olduğu alanlar vergi. Onun için bağlantılı olduğu için söylüyorum. Ve devletin kendisi de çok ciddi bir harcama merkezi. Çünkü pek çok insan çalıştırıyor, memurları çalıştırıyor, görevlileri var. Belki bazı konularda bizim zaman zaman da gündeme gelen israfları da var. Yani arabalarla, araçlarla ilgili genellikle konuşuyoruz ama onun dışında da pek çok israfı da var. Şimdi o israfların da azaltılması son derece önemli. Biz bu mali disiplini azaltacaksak bir... Hani bunun devletin parası olmadığını, aslında onun milletin parası olduğunu, devlet babanın harcadığını, millet ananın da bunu bir şekilde karşılamaya çalıştığını da hep kafamızın bir yerinde tutmamız lazım. Ona göre de belki bütün o programlarımızı, politikalarımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Bazen konuşuluyor işte devlet onu da yapsın, bunu da yapsın. Bazen de itibar yatırımları ortaya çıkıyor, değil mi? Mesela diyoruz ki ya şuraya, bir şu ülkeye şu kadar yataklı hastane yapıyoruz. Peki
Buraya şöyle bir işte köprü yapıyoruz. Bu köprüyle ilgili bir alt geçit yapıyoruz. Bir de viyadük yapıyoruz. O da bir rakam. Bütün bunlar aslında yani devletin bunlar için bir yeri var. O oraya zaten para geliyor. Oradan da bu harcamaları yapıyor değil. Bu harcamaları sonuçta gene milletten toplanan vergiler yapıyor. Bunu biraz daha bizim politikaları belirlerken ve taleplerimizi de şekillendirirken aklımızda tutmamız gereken bir nokta. Hani bütçe çerçevesinde mali disiplini bozmayacaksak bu zihniyeti de bizim daha fazla ön plana çıkarmamız lazım. Yoksa biliyorsunuz yani enflasyon vergisinden hiçbir mükellef kaçamıyor. Hepimiz yani enflasyon bazında her şey zamlanıyor. Zamlanıyor. Ama o enflasyon niye öyle çıkıyor? Niye o noktalara geliyor? Sadece mesela söylendiği gibi faizle ilgili mi bu konu? Aynı zamanda bizim yaptığımız israflar ya da gerekli ya da gereksiz harcamalardan da kaynaklanan bir konu. Onların hepsi bir şekilde hayata yansıyor. Orasını da dikkate almak lazım. Yani şu sırada daha makul yaklaşımlara, açılımlara, politikalara ihtiyaç var. Gerçekten şimdi bütçeyle ilgili bu mali disiplinin korunması önemli. Fakat desteklenmesi gereken kesimlerin desteklenmesi de önemli. Yani bu bir diğerinin önüne geçebilecek bir konu değil. Evet, enflasyonla mücadele önemli ama enflasyonla mücadelede faizin de bir önemini hatırlamamız lazım. Yani şimdi faiz hep konu ediliyor. Bazen bankalar da çok böyle ateş hattına konuyor. Bunların yerli yerine oturtulması lazım. Doğru. Eğer maliyetlerinin üzerinde, çok üzerinde aşırı gelirler elde etmek üzere bankalar kredilerinde faizleri aşırı yükseltiyorlarsa bununla ilgili şikayetler de dile gelebilir ki geliyor. Geldiği noktada onunla ilgili tartışmalar da olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama madalyonun her tarafını göstermemiz gerekiyor ki sapla saman birbirinden ayrılsın. Hı hı. Problemler nerede görülsün. Yani şimdi sadece bankalar sıkıntılı. Bankaların yaptığı işler bütün bu sıkıntıların kaynağı dersek bu doğruyu ifade etmemiş olmayız orada. Siz biraz bunu da, bu noktada bu söyleme katılmıyorsunuz. Yani sonuçta bir süreç yaşandı. Neticede faizler bu seviyeye getirildi. Yani getirilmek durumunda kalındı durumunda hatta. Durumunda kalındı. Bunu görmemiz dolayısıyla lazım. Dolayısıyla ona göre de bir fonlama maliyeti ve işte sonrasında. Hayır, şimdi bizim yaptığımız şey belli. Hepimiz yaşadık bunu. Hemen derhal unutabilecek bir durumumuz, hı hı, yok. Yani biz enflasyonun altında ucuz krediler vermeye çalıştık. Verdik de bunun da bir çok takım da sonuçları oldu. Evet. Değil mi? Şimdi bunu burasını böyle o kredileri pompalarken biz aynı zamanda kurların da yükseldiğini gördük. Şimdi sonra kurların o şekilde sürdürülmesi mümkün müydü? Mümkün değildi. Yani sürdürülemez olan sürdürülemez. Sürdürülemeyeceği için de tedbir aldık. Şimdi reel sektör için özellikle tabii ki bu finansman ihtiyacı ve maliyetlerin artmış olması tabii ki eleştiriliyor, söyleniyor ama kurların yüksek olması da çok fazla çok biliyorsunuz tartışma de konusuydu. Şimdi mesela Rıfat Bey'in açıklamasında, Sayın Top Başkanı'nın, İsarcıklıoğlu'nun açıklamasında, hı hı, bu bankalar büyümeye köstek olmasın. Gerçekten hiç kimse köstek olmasın. Yani büyüme son derece bu ülkenin özlediği bir şey. Hı hı. Şu anda bazı sıkıntılar yaşadığımız için de çok kolay olmuyor. İşte rakamlar hepimizin aklında. Yani 2018'de biz 2.6 büyüdük. 2019'da 0.9 büyüdük. Bu sene bana göre en az 1.5 büyüyeceğiz. 0.5 diyor Dünya Bankası ya da bizim YEP'teki iyimser tahminimiz 0.3'tü. Ama 1.5'a yakın olacak, öyle görünüyor. Onda da o özellikle işte geçen sene konut fiyatlarının da konut satışlarının da müthiş artmış olmasındaki neden neydi? O ucuz kredilerdi. Hı hı. Ama o ucuz kredilerin şimdi bir bedeli olacak, bir diyeti olacak. Bunu tamamen unutup bir kenara koyup bugünden bakarsak evet faizler yüksek. Hı hı. Peki faizler yüksek olmadığında, yani bu noktada olmadığında acaba biz hangi makro dengeyi kurabileceğiz? Acaba biz mevduata gerekli faizi vermediğimizde
25 milyar dolarlık altın ithal etmeye devam mı edeceğiz? Ya da eğer biz bunu mevduata gerekli faizi verip de Türk lirasını cazip hale getirmediğimiz sürece döviz tevdiat hesaplarını nasıl bozacağız? Hı hı. Nasıl normalleşme olacak? Bunun zorla olmadığı... O zaman hemen orada bir parantez açalım, evet, isterseniz, değil mi? Madem döviz tevdiat hesapları dediniz, şimdi bu hafta yine karşıladığımız perşembe günkü menkul kıymet istatistiklerine baktığımız zaman tam da sizin dediğiniz gibi, yani bir çözülme olmadığı gibi alım devam ediyor. 197 milyon dolarlık bir artış. Artış azalıyor ama, evet, almaya devam ediyorlar. Ama İçeride o da önemli. Tüzellerin satışı, gerçek kişilerin alışı. Yani bu tema geçtiğimiz hafta da böyleydi. Yani geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta da böyleydi. Rakamları da arkadaşlar işte ekrana getirdi. Dolayısıyla ne durumdayız? 235.9 milyar dolar. Yani bu da, doğru, Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği bir kalem. Zaten her açıklamasında başkan da buna bir atıfta bulunuyor, biliyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla içeride bu çözülmenin de artık bir sağlanması gerekliliği vurgulanıyor sürekli, evet, olarak. Eğer ters dolarizasyon, bence yani bu şekilde ifade edilmese de aynen söylediğiniz gibi bu, hı-hı, konuya çok vurgu yapıldığı için böyle olduğunu da kabul edebiliriz. Bu yeni politikanın, yeni rota değişikliğinin, hı hı, temelinde ters dolarizasyon var. Yani bu döviz tevdiat hesaplarının bozulması, piyasaya bir güven gelmesi, Türk lirasının daha cazip bir hale gelmesi lazım. Ve bunu çok ince bir ayarla da sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bir yandan da ihracatımızı da zora sokacak şekilde Türk lirasının aşırı değerlenmesine de müsaade etmememiz gerekiyor. Hı hı. Bu bir denge. Bu da güven politikasıyla... Belki Merkez Bankası'nın zaman zaman devreye girerek Türk lirası çok değer kaybediyorsa orada döviz alarak hem rezervlerini güçlendirmesi hem de kurun aşırı aşağı gelmesini, yani Türk lirasının aşırı değerlenmesini de bu anlamda engellemek de durumunda. Yani hakikaten önemli bir eşikteyiz. Hata yapma lüksümüzün de olmadığı bir eşikteyiz. Evet. Bu çerçevede mutlaka bizim önümüzdeki sürece ilişkin sabretmemiz lazım. Bu politikadan da dönülecek, evet, mi acaba soru işaretini, hmm, bizim çok piyasaya yansıtmamamız peki gerekiyor. Peki o zaman devam edeceğiz. Müsaadenizle bir kapatalım Borsa İstanbul BIST Endeksi efendim. %1.43'lük görüyorsunuz geri çekilmeyle 1524 puan ile haftayı tamamlıyor. Haftanın son günüydü. Piyasalar negatif performans sergiledi. Ergün Tekgül bizlerle, Max Yatırım yok. Genel Müdür Yardımcısı. Ergün hoş geldin. Merhaba Gözde. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ne oldu? Borsaya nazar mı değdi? Ne dersin? Haftanın son günü artık. Nazar mı değdi? Yoksa artık biraz önce sizin oradan arkadaşı, yine arkadaşımız da söyledi. Piyasalar genel olarak baktığımız zaman hani gerçekleri satmaya başladı gibi. Evet. Beklentiyi aldı. Bu borsaların, sermaye piyasalarından biraz altın kuralıdır. Beklenti de gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Aslında dün hani Amerika bacağına bakarsak işin, beklentilerin de çok da üstünde değil oluşan fiyatlama. Şöyle ki hani gördüğümüz, evet, 1.9 trilyonluk teşvik paketi şu bu. Ama bu biraz daha hasar tespiti var. Hani onaralım edelim. Yeni bir şey yok Amerika cephesinde. Hani nasıl diyeyim, yatırımlar cephesinde, işte doğrudan olabilecek yatırımlar cephesine bir katkı sağlamayacağı için. Artı enflasyon kocaman hala orada da soru işareti olduğu için. Ufak sözlü yönlendirmeler falan da geldiği için aslında çok da beğenilmedi gözüyle değerlendiriyorum. O yüzden baktığımız zaman da işte burada dolar endeksi üzerinde direkt etkiyi görüyoruz zaten. 91'e doğru yeniden böyle zorluyor. 3-4 gündür zaten yukarı oraya doğruydu. 91 eğer kırarsa yeniden bir 93 yapar mı falan, yani dolar yeniden kuvvetlenir mi? Bugün de bakıyoruz işte gelişmekte olan EM currency'lerde, gelişmekte olan para piyasalarında o baskıyı görüyoruz. %1-1.5-2 dolaylarında dolara karşı zayıf seyrediyor. Biz de burada tabii bu işten ne yazık ki nasibimizi aldık. Kur yeniden 7.50 ve üstüne sıçramaya çalışıyor. 7.50-55 bandı şu anda 55'ler, 55-60 diye bir koridor orası. Önemli bir direnç. Umarım üstüne atmaz diyoruz. Ama atarsa da yeniden orada böyle bir alevlenme olabilir. Alevin kaynağını belirleyecek şey de tabii ki doların oradaki seyri olacak. Dolar endeksinin.
seyri olacak. Bu tabii ki domino etkisi. Bütün piyasalar böyle bir kızardı. Çok bir şey var mı? Yandık, bittik, kül olduk diyeceğimiz bir şey var mı Gözde? Yok. Zaten inanılmaz kuvvetli bir bullish piyasadayız. Böyle bir boğa piyasasındayız. Bütün geri çekilmeler çok kuvvetli bir şekilde alınıyor. Özellikle sanayi endeksi gerçekten belki tarihinin en kuvvetli seyrini izliyor. Bankacılık endeksi her ne kadar görmüş olduğu 2 hafta önceki zirveden %8 geri çekilse de sanayi endeksi muhakkak geliyor. Orada bir tamirat yapıyor filan, bir destek atıyor. Piyasayı bir şekilde tutuyor ki bugün baktığımız zaman likit banka hisselerine %3'e yakın hepsinde eksi var. Önemli ama dediğim gibi endeksin genelini ortalamada değerlendirecek olursak normal bir geri çekilme borsa için şu anda yandık bittik bir şey yok. Ufacık bir düzeltme diyelim. Lakin şurada bir gerçek, eğer ki beklentiler bitti diyorsak gördüğümüz bu haftaki yerler zirve olabilir mi? Bunun da altını çizemiyoruz. Çünkü hep yeni fiyatlamalara koşmuştuk. Bu fiyatlamaların nerede sonlanacağını işin açıkçası en iyi teknik analist, en iyi analist kim olursa olsun bilemez. Çünkü olağanüstü bir fiyatlama söz konusuydu. İçeride biraz şeye bakıyorum, dikkatimi çekiyor. Yabancının ağırlığı son 2-3 aydan beri Gözde biraz viyoba kaymış durumda. Hani şöyle... Likit enstrümanlar diyoruz ya, çabuk paraya dönüşebilen, hemen gir çık al sat. Hisseden ziyade %35'lerde bir yabancı payı görüyorum işlemlerde. Son 3 aydan beri, Ekim, Kasım, Aralık, Ocağı da göreceğiz. Biraz orada ağırlık var. İşte pay senetlerinde, Viyop 30'da döviz bacaklarında NTI'ye geliyorlar. İşte bugün Viyop'ta yine bir enstrümanımız başladı. Onu da buradan söyleyeyim. Gümüş sözleşmesi ONS üzerinden İşlemlere başladı ve gayet güzel 70-80 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Ölü de doğmadı. Onun da altını çizmek istiyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu portföy yöneticilerin işine yarıyor. Yine sermaye piyasamız için önemli. Portföy yöneticileri, portföy yönetim şirketlerini çalışan arkadaşlarımız geliyorlar. Burada kendi fonlarını hedgetme veya bu enstrümanları kullanma yöntemine girebiliyorlar. Bence oldukça değerli. Sadece borsa üzerinden piyasayı da okumamak gerekiyor. Bu tip katkılarda yatırımcıların sene sonunda fon üzerinden alabilecekleri değerleri artırıyor. O bakımdan ben bir parça daha buraya değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında dediğim gibi piyasada şu anda bankacılık endeksi dışında kötü bir tablo yok Gözde. Peki Ergün, çok teşekkür ediyorum. Daha optimistik yaklaşımlar Ergün Tekgül bizlerleydi efendim. Şimdi hemen bir ekrana getirdim. Gelişen ülke para birimleri Ergün aynı şeyi söyledi. Yani dedi ki bugün hani zannetmeyin ki sadece Türk lirası değer kaybediyor. Genelinde gördüğünüz gibi kırmızı bir tablo var. Pozitif ayrışan iki para birimi, hatta biri yatay, Kolombiya pezosu, ikisinin de pozitif ayrıştığı bir ortam var. Başı çeken tabii şu anda tabloda görünen Türk lirası olduğu için içeride özellikle yine sert bir fiyatlama, yukarı yönlü bir çıkış var. Ama hemen Hakan Güldağ'a dönüyorum. Şimdi yabancı raporlar, siz de görüyorsunuzdur, gözünüze çarpıyordur. Epey bir TL analizleri yapıyorlar şu anda. Bununla ilgili bir grafik de vardı. Belki birazdan ekranda getirirler ama Societe Generale tarafından mesela işte dolar TL 6.71 hedefi. Barclays tarafından enflasyonun %14 civarında seyredip yıl sonunda tek haneye gelebileceği öngörüsüyle birlikte yıl sonu dolar TL tahmini 8.40. Bir yandan UBS mesela 7 seviyesine kadar gelebilir diyor. HSBC de yine 7.10 hedefi için kısa pozisyon önerisinde bulunmuş. Çok fazla makas açık yani, 7 diyen var, 8.40 diyen var. Evet. Dolayısıyla demek ki, bunu da aktarmış olalım. Evet, yani tam bir karar veremiyorlar, ne yöne doğru gideceğini düşünemiyorlar, yani kestiremiyorlar bu diyelim. Bu reformlara da biraz sanırım reformlara atıfta bulunalım. Erdoğan onları da bu hafta, yani önümüzdeki hafta doğru açıklayacağız dedi. Piyasa biraz da hani onları da bekliyor. Bir yandan ve mesela, çok önemli olur yani. Bu hafta da hani hep mesela sektörlerden, yine ilk kipti zannediyorum. İşte bu ithalat tarafında bir takım önlemler ya da işte yani bazı ürünlerin içeride üretilmesiyle ilgili olarak böyle adımlar da ufak ufak geliyor ama tabii ki hani cari açık tarafında bizi yoracak kalemler işte ithalatı kısmak. Bir de tabii turizm beklentilerimiz. İsterseniz biraz aşı konuşalım.
Biraz aşı konuşalım. Evet. Tamam, aşı konuşalım tabii ki. Aşı da, ya aşı da aslında baktığımız zaman önemli bir ekonomik gösterge. Biliyorsunuz tabii şu anda... Yani Türkiye şu anda aşılamada hızlı, yani bir geç kaldı ama hızlı bir şeyi var. Toparlanıyor gibi görünüyor. Esas itibariyle sağlık çalışanları arasında şu anda devam ediyor. Bir kısımda siyasilerin de aşılandığını gördük. Tabii bu sağlık merkezleri, Türkiye'nin sağlık merkezi örgütlenmesi, aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları, o yıllardan beri o kökler bizim bu hızlı aşılanmamızda, yani şimdi zaten sağlık çalışanları açısından demiyorum bunu ama daha sonra vatandaşa geçildiği zaman o aşılanmayı destekleyebilecek bir sistem. Bazı aksayan tarafları da var. Yani bakıyorum tıp camiasından. Onunla ilgili bazı eleştiriler de geliyor. Yani şimdi bu aşıda biliyorsunuz 15 dakika 30 dakika civarında bir odada beklenilmesi ve gözleme gözlem yapılması gerekiyor. Evet, yani 5 dakikalık bir proses ama 15 dakikada bekletiyoruz ve bir sonraki, ama hani şimdi mesela bugün itibariyle 500 bin kişiye ulaştı aşılananlar. Ama önemli. Sağlık çalışanları tabii. Üzerinden gidiyor. Esas hikaye oradan gidiyor. Bu önemli. Dediğim gibi bu hızlı bir şekilde yapılıyor olması... Eğer önümüzdeki süreçte de bu hızda, yani vatandaşın aşılanması da bu hızda olursa, eğer yeterli aşı da gelecekse, ki o yönde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı bazı önemli açıklamalar vardı. O noktada Türkiye bir avantaj kazanır. Nereden avantaj kazanır? Bir kere tedarik güvenliğini sağlamış bir ülke, aşılanmış, belli %60'ı, 70'i neyse bir... antikor geliştirmiş, bir bağışıklık geliştirmiş bir ülke ister istemez kim olursanız olun tedarikte öne çıkar. Yani çünkü tedarik güvenliğinizin olduğunu düşünecekler ve size siparişleri yönlendireceklerdir. Bu bütün siparişler bize gelir anlamında değil. Tabii. Ama siz tercih edilen bir noktada olursunuz. Bu da şu anda herhangi bir rakibinize göre bir adım önde olmak son derece önemli. Turizm tarafında da keza aynı şekilde. Evet. Bu sene bakıyorum uluslararası değerlendirmelerde de turizmin toparlanması o kadar hemen bir anda olacak gibi görünmüyor. Muhtemelen 2021 daha çok iç turizm vurgulu bir sene olacak. Herkes iç turizme biraz daha ağırlık verecek gibi görünüyor. Ama mutlaka gelmek isteyenler de olacak. Yani yurt dışına çıkmak isteyenler de olacak. Çıkacaklar da olacak. Çünkü bu seyahat endüstrisinin de bir şekilde çalışması lazım. Kimse bunu engelleme yönünde hareket etmeyecektir. Eğer özellikle aşı bağışıklıkları da arttıracak olursa bu yönde mutlaka destek görecektir. Açılmaya başladığında eğer biz de gerçekten o Mayıs sezonuna, Nisan sezonuna bir şekilde kendimizi yetiştirebilir halde olursak, çünkü Amerikan Aşı Kurumu ne diyor? Diyor ki muhtemelen %60-70 oranında Avrupa pazarının ve Amerikan pazarının ikinci çeyrekte, yılın ikinci çeyreğinde bağışıklık geliştirmesini öngörüyoruz diyor. Açıklama yaptılar. Şimdi bu batı pazarları böyle olacaksa, eğer Türkiye'de buna uygun bir şekilde hareket ediyorsa, buradan gelecek hem mal siparişlerini hem turizm hareketlerini Türkiye karşılayabilir. Buna açık bir yer haline gelebilir. Şu anda bile, yani bu aşılamanın olmadığı noktada bile Türkiye'ye, yani Ruslara göre 800 bin, bize göre 1,5 milyon civarında turist geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Yani insanlar... geçtiğimiz sene daha aşı yokken geliyordu mesela, değil mi? Gelmeye çalışıyordu. Yani böyle bir yaklaşım var. Bu sene bu artar. Geçen hafta turizm sektörünün temsilcilerini siz konuşturdunuz. Dediler ki böyle müthiş bir iyimserlik pompalamak biraz doğru değil dediler. Doğrudur. Değil mi? Biraz pesimist kalıyorlar. Turizm Bakanı Ersoy ise 2021'de 23.3 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz dedi. Evet. İşte bunu biraz anlamaya çalıştık. Acaba nasıl, hani turizmcilerin bakış açısı, kimisi hani olabilir diyor, kimisi hani şu anda öyle bir, hani zaten erken rezervasyon gelmediği gibi işte aşı çalışmalarına çok atıfta bulunuyor. Hani o yüzden kurdan direkt böyle aşıya geçtim. Çünkü turizm
bizim için şu anda en kıymetli husus olacak. Döviz çok doğru. Anlamında. Kesinlikle öyle. Yani o da bir anlamda güçlendirecek bir tarafı olacak. Yani erken rezervasyon gelmemiş olması bu sene turizmin olmayacağı anlamına gelmez bence. Çünkü hani geçen bir birlikte bir sohbette öyle ifade etmediler de hani ben genel anlamda diyorum. Hani şu andaki mevcut yani durum. Biraz yani artık o kurumsal yaklaşımlar bir parça bu dönem nedeniyle daha durumsal oldu. Yani bir anda öyle kurumsal diye bakılan işler sanki olmayacakmış gibi görünüyor eski alışkanlıklarımız nedeniyle. Ama durumdan kaynaklanan gelişmeler de ortaya çıkabiliyor. Şimdi mesela bir senaryo çizelim. Aşılamalar olmuş. %60-70 civarında bağışıklık oluşmuş. İnsanlar başka ülkelere gidip gelmek istiyor. Bununla ilgili de belli düzenlemeler yapılmış. Bir şey kodu gösteriyorsunuz. HES kodu demeyelim ama ona. Bir kod gösteriyorsunuz. Bir aşı karnesi belki. Bir aşı karnesi gösteriyorsunuz ve bu iş rahatlamış. O zaman neden turizm gelirlerimiz çok düşük kalsın? Ama bir ama diyelim, parantez açalım. Bir de deniyor ki mesela işte Almanya, örnek veriyorum, böyle bir açıklama gelmedi ama mesela Almanya diyecek ki ben sadece Pfizer-BioNTech aşısını tanıyorum. Yani bazı ülkelerin bazı aşıları kabul edip onaylayıp hani o ülkeleri kabul edecek gibi bir söylem vardı. Bunu bu hafta kapanışa doğru da mesela Cüneyt Başaran'la konuşmuştuk. Dolayısıyla bu da bir bunlar da olabilir, risk. Bu da risk, doğru. Ama şimdi sadece ona bakarak plan yapmak zor. Çünkü sonuçta elimizde şu ya da bu aşıdan da olsa, o aşılar arasında bir takım ülkeler ayrımlar da yapacak olsalar bile bazı sonuçlar da olacaktır ortada. Ne gibi? Bağışıklığın ne kadar geliştiği gibi. Ne kadar işte hasta ve vaka sayıları gibi. Şimdi bunlarda ciddi bir düşüşler ortaya çıkıyorsa ve bağımsız gözlemciler de bunları onaylıyorsa, şimdi bence aşı orada daha ikinci plana kalır gibi. Bunun çünkü devletler de bu konularda birbirlerini de dinlemek durumundalar. Ha şu olur, yani bir takım yaklaşımlar iç turizme yönelilsin. Mesela Avrupa Birliği içinde turizm olsun, başka yerlere söylendi. Gitmesin gibi yaklaşımlar olabilir. Politik olarak olabilir. Yani hem ekonomik hem de sonuçta sosyal bir politika olarak bu ifade edilebilir. Bir de tabii ne kadar insan seyahat etmeye gücü yetecek, hani maddi anlamda da sonuçta bir gelir kaybı yaşanıyor. Gerçi Avrupa Birliği tarafında teşvikler var. Var teşvikler. Amerika'da da var. Yani bence onlara mesela Türkiye'ye bu çerçeve yarayacak diyorsak bu sadece sıcak para üzerinden olmayacak. Aynı zamanda bu tür gelişmelerden dolayı da olacak. Batı Avrupa, yani Doğu'yu demiyorum, Doğu Avrupa'yı demiyorum ama Batı Avrupa'nın bu sene gayet iyi büyümeler göstermesi bekleniyor. Mesela Fransa'nın %7 civarında büyümesi bekleniyor. Almanya'nın %4.6 büyümesi bekleniyor. İngiltere'nin %7'ye yakın 6.9 büyümesi bekleniyor. %5 taralan Almanya için demek ki toparlanıyor. Ciddi bir rakam. Şimdi bunlar olacaksa, biz siparişleri de buralardan daha fazla alacaksak ve bunları da yetiştirebilecek de bir gücümüz olacaksa, aşılanmışız, kendimizi diri hissediyoruz, dinamik hissediyoruz. O zaman çok olumsuz senaryolar çizmenin manası olmaz. Biraz böyle hani dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Çok doğru. Böyle bir iyimserlik pompalamak doğru değil. Sonra beklentiler karşılığını bulmadığında daha çok moral bozuklukları yaratabiliyor. Ama bugünden de karalar bağlamanın da bir anlamı yok. Bence biz politikalarımızda ısrar edersek, düzgün operasyonlar yaparsak mesela aşılama konusunda da o noktada biz avantajlı bir hale gelebiliriz. Bugün yine bir video konferansa katıldım. Pek çok CEO vardı. Ernst & Young'ın bir organizasyonuydu. Gördüm ki orada insanlar Türkiye'nin bir tedarik merkezi haline gelebileceğine o iş insanları inanmış durumda. Olabileceğini düşünüyorlar. Ve bir şansımızın da arttığını düşünüyorlar. Somut olarak hani rakamlarla bunu böyle ölçebilmişler mi acaba? Şimdi, hani son dönemde özellikle hani en böyle Nisan aylarında, işte Mart Nisan'da kapandı vesaire. Çin kapandık, tarafından ürün doğru, gelemedi kapandık. Diye hala konuşuyoruz bunu bu arada. Tabii yani o zorlukları yaşayacağız ama tedarikteki o kapanmalar
bir takım faz değişikliklerine de yol açıyor. İşte alternatif pazarlar arayışı Türkiye'nin şansını yukarıya doğru çıkartabiliyor. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bizim belki de işte 17.8 milyar dolardı değil mi Aralık ayı ihracatımız? Evet, şimdi oraya getirecektim konuyu. 17.8 milyar dolar ve de aylık bazda rekor düzeydeki bir ihracattı. Şimdi onun mesela bakıyorum, soruyorum da gümrükleme firmalarına soruyorum, ihracatçılarla konuşuyorum. O inmenin devam ettiğini görüyorum. Yani o inmenin devam etmesi önemli. Artı belki de hiç hesaba katmadığımız bir takım rakamlar da var ortada. Mesela, ne gibi? Mikro ihracat gibi. Aslında şu anda Türkiye'de e-ticaret üzerinden çok da hesaplanamayan, bunun kimsenin de çetelesini bir anlamda tutmadığı bir şey var, bir girişimler var. Denizli'den bir firmayla sohbet ediyorduk. Geçen yani 2020'de 4 milyon dolar bu yolla ihracat yapmış. Paket bu bildiğimiz 700... uluslararası e-ticaret sitelerinin pazar yerlerinden yurt dışına gönderilen ürünler olarak algılıyorum ben. Ürünler olarak algılıyorsunuz, evet. Esas o, ama aynı zamanda bir tetikleme de yapıyor. Çünkü Türkiye'deki pazar yeri, online pazar satış yeri varsa Amerika'da da online pazar satış yeri var. Onu gören ve oradan bunun olabildiğini gören bizim ihracatçılarımız ne yapıyorlar? Bir de o paraları Türkiye'ye getirme zorunluluğu da diğer ihracattaki gibi derhal getirme zorunluluğu da yok. Bu da bir biraz cazip de kılıyor gördüğüm kadarıyla bunu. Ama öbür yandan da ne yapıyorlar? Diyelim ki Amerika'daki online pazar satış sitesine de diyorlar ki biz sana buradan B2B satış yapalım. Yani direkt ihracatı da tetikliyor bu. Birbirini besleyen bir nokta ve ben bunun gelişeceğini de düşünüyorum. Bizimkiler bu işi kavramaya başladı. Ama şu anda maalesef şu şekilde işliyor bu. Git Amerika'da da kendi firmanı kur, buradan oraya ihracat yap, o ödemelerde bulunsun online satış sitesi için. Çünkü PayPal diye bir şey var, sistem, ödeme sistemi var. Biz bunu Türkiye'den bir anlamda gönderdik. Vergi alamıyoruz diye. Ama şimdi de mesela vergi alamıyoruz. Çünkü o şirketler Amerikan şirketi, Alman şirketi, İngiliz şirketi oluyor. Bizim mesela buna bir çözüm getirmemiz lazım. Bence bizim bürokratlarımızın buna bir yol bulması lazım. Bu bizim ihracatımızı daha da arttırabilecek bir konu. Evet. Bunu da ölçmeye başlamamız lazım. Yani sadece artık geleneksel ihracat değil. Bugün dünyada 2 trilyon dolardan bir sene içerisinde 3,5 trilyon dolara geldi e-ticaret. Bunun sınır ötesi olan kısmı 1,5 trilyon dolar kısmlık bir bölüm. Yani bütün dünya ticaretinin, mal ticaretinin 18 trilyon dolar olduğu düşünülecek olursa toplamanın, ki 2020'de bu biraz daha düştü, 17 trilyon dolarlara doğru geriledi. Onun içerisinde 3,5 trilyon dolarlık rakam hiç de az bir rakam değil. Biz bu Türkiye açısından bu işlerde becerikli ve girişimci yaklaşımları olan bir ülkenin, bu becerikli girişimcilere sahip bir ülkenin bu e-ticaret kanalını e-ihracata da döndürerek kullanması gerekiyor. Türkiye içinde de bu böyle. Mesela kadınların daha fazla işin içine, ekonominin içine girmesini sağladı bu sistem. Hem yurt dışına hem yurt içine. Evet. Şimdi 250 milyar lira oldu e-ticaret hacmi. Bu 2021'de 400 milyar lira olması bekleniyor. Yani ve bu 200 milyar liraya, 250 milyar liraya gelirken %85'lik bir artış da geldi. Belki %85 artmayacak ama ciddi bir rakam gene artacak. 250 milyardan 400 milyara gelmesi bekleniyor. Kadın girişimciliğin Türkiye'de ne boyuttadır diye baktığımız zaman Türkiye'de toplam girişimcilik içerisindeki kadınların payı, kadın girişimcilerin payı %9. Ama online satış üzerinden, online satış hacmi, online satış siteleri üzerinden yapılan girişimcilik içerisindeki kadın girişimciliğinin payı nedir diye bakınca %25. Ne güzel. Bir anda
Yani bu son derece önemli. Evet, kesinlikle eğilinmesi gereken bence çok fazla bizim, konu var burası da. Vallahi enflasyon mu, faizi tetikler, faiz mi, enflasyonun şeyidir. Buraları, bunlardan çok bu imkanlarımızı daha da nasıl güçlendirebiliriz? Hı-hı. Buraya yönelmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bir konu vardı. Türkiye'nin ticaret diplomasisine bugün bu bütçeyi DEİK'te çünkü konuştu. Evet. DEİK'in kurulunda konuştu. Orada o mesaj da vardı. Ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz dedi. O kadar önemli ki. Kesinlikle. Yani bizim bütün etrafımızdaki başkentlerle ve dünyanın önemli başkentleriyle bu ilişkileri geliştirmemiz lazım. Orada işte burada konuşuyoruz. Dünyanın üçte biri dünya ekonomisinin, dünya hasılasının üçte birini üreten ülkeler 15 ülke işte ARCEP diye bir anlaşmaya imza attılar. Tabii. Değil mi? Peki bu ARCEP bize ne getirir, ne götürür? Bizim buna yönelmemiz lazım. ARCEP'teki ülkelere 15 ülkeye bakarsak ki Çin liderlik etti ama içinde Japonya'da var, Güney Kore'de var, Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var, birçok Asya Pasifik ülkesi var. Kaçıyla bunların serbest ticaret anlaşmamız var? 3 tanesiyle. Bizim şimdi bu bize yarar mı getirir yoksa orta vadede sadece sıkıntı mı getirir? Sadece o da değil getirir? Sonuçta zaten Brexit oldu bitti. Hani biz serbest ticaret anlaşması yaptık ama işte Gümrük Birliği tarafı halen daha revize görmedi. Ve onu da söylüyor. Işte, Gümrük Birliği'nde evet, yapacağız peki. Diyor. Yapılması lazım. Ama Brexit'te de hazırdık. Hazırlıklıydık. Evet. Hemen derhal onu hayata geçirebildik. Peki. Bu da bizim bakanlığın başarısı oldu bana sorarsanız. Peki konuşuruz devamını yine. Ceren Dilekçi bizlerle efendim Avrupa'da. Avrupa demişken hemen son gelişmeleri Ceren senden alalım. Dinliyoruz seni. Gözde, Avrupa piyasalarında asal satışların derinleştiğini görüyoruz son saatlerde. Özellikle ABD borsalarının açılmasının ardından sabah saatlerinden bu yana aslında satıcılı bir seyir vardı. Fakat şu saatlerde Avrupa borsalarına kayıplar %2 ulaştı. Hatta İspanya borsasında satışların %2'yi aştığını görüyoruz. Onu Alman DAX endeksi ve Fransa borsası takip ediyor. Avrupa'nın genelinde %1,5'u aşan düşüşler söz konusu. Hem artan vaka sayılarıyla beraber Avrupa'nın genelinde karantina önlemlerinin sıkılaşacak olmasını getirdiği tedirginlikler vardı. Bunun yanı sıra az önce gelen son dakikalar içerisinde Pfizer'ın ve Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği aşının Avrupa'ya yapacağı teslimatlarda azalma yaşanacağı önümüzdeki haftalarda belirtildi. Bugün Avrupalı yetkililer söyledi. İlk olarak Almanya Sağlık Bakanı'ndan yapıldı açıklama. Akabinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Ve şu anda Pfizer CEO'su ile görüştüklerini ve teslimatlardaki gecikmeyi minimuma indirme konusunda çalışmaların sürdüğünü belirttiler. Fakat bu haberde bir miktar bugün tansiyonu artıran bir gelişme oldu. Çünkü hali hazırda Avrupa Birliği ülkelerinin bazı ülkelerin özellikle aşılamada oldukça yavaş ilerlediğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili son dakikalar geldikçe önümüzdeki saatlerde paylaşacağız. Bunun yanı sıra Avrupa'da artan vaka sayılarının yanı sıra şu anda siyasi kriz giderek büyüyor Avrupa ülkelerinde. Çünkü Avrupa'da İtalya'nın ardından ikinci hükümet krizi yaşanıyor. Bugün Hollanda hükümeti seçime 2 ay kala istifasını sundu. Hollanda Başbakanı Rutte'nin başkanlık yaptığı hükümet. Çünkü 4 partiden oluşuyor hükümet. Bir süredir çocuk bakımı skandalıyla çalkalanıyordu. Çocuk yardımı skandalıyla. Çünkü hükümetin vergi makamlarının yanlışlıkla binlerce aileyi dolandırıcılıkla suçladığı ve çocuk yardımı ödeneklerini geri istediği ortaya çıkmıştı. Soruşturma raporuna göre 10 bin civarında aile yanlış bir şekilde dolandırıcılıkla suçlanırken bu da birçok kişinin işsiz kalmasına, batmasına ya da boşanmasına yol açtı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi lideri istifasını sunmuştu ve gözler hükümete çevrilmişti ve kabinenin tutumunu bu hafta açıklaması bekleniyordu. Hollanda Başbakanı Rutte bugün yaptığı açıklamayla Hollanda hükümetinin Covid'le mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve Rutte istifasının ardından Covid tedbirlerini idaresine kayyum olarak devam edecek. Fakat bu haberde siyasi belirsizlik tarafında fiyatlamalara girmiş gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra bugün veriler tarafında İngiltere'den büyüme verisini aldık. Kasım ayında İngiltere ekonomisi beklentilerden daha az daraldı. Aylık bazda %2,6'lık bir daralma kaydetti. Ve Aralık ayına dair daralmanın öngörülenden daha az olabileceğine ilişkin umutların yeşermesine neden oldu. Aynı zamanda bugün Financial Times'ta yer alan bir haber bugün İngiliz basınında oldukça geniş yer buldu. Çünkü Britanya
Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından şu anda istihdam piyasasını değiştirecek yeni kurallar koymaya hazırlanıyor. İngiltere'de yıllardır Avrupa Birliği vatandaşları özellikle hizmet sektöründe çok ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Fakat şu anda yapılan çalışmaya göre Britanya hükümeti Avrupa Birliği yasalarının işçilere sağlamış olduğu korumaları zayıflatacak ve ortadan kaldıracak yeni değişiklikler planlıyorlar. Hükümet haftalık 48 saatlik çalışma süresini sona erdirmeyi ve mesai ücretlerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Bugün bu konu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsüne soruldu ve istihdam piyasasını korumaya devam edecekleri mesajını paylaştı. Hükümet yetkilisi bugün yaptığı açıklamada hazırlanan önerilerin bakanların onayını beklediği ancak bakanların henüz öneriler konusunda uzlaşma sağlamadıkları kaydedildi Gözde. Avrupa'nın ajandası öne çıkan noktaları bu şekilde özettiğim yeniden söz sana bakayım. Ceren teşekkür ediyorum aktardıkların için. Avrupa piyasalarına dair tüm gelişmeleri Ceren Dilekçi aktardı. Devam edelim. Şimdi Burak Önder bizimle, yayının başında söylemiştim. Evsit Başkanı. Hoş geldiniz yayına Burak Bey. İyi yayınlar Gözde Hanım. Hakan Bey'e selamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar başkanım. Şimdi ham maddedeki tabii ki fiyat artışları. Bunun sebebi ne? Öncelikle onu sorayım. Saç, demir, çelik, plastik, porselen hemen hemen tüm ham maddelerde yükseliş eğilimi sürüyor. Evet, Covid-19 salgını sonucu yaşanan pandemi aslında biz üretici ve ihracatçılar için bambaşka problemleri ve bu yönüyle de bambaşka tecrübeleri edinmemize neden oldu. Sizin de söylediğiniz üzere hemen hemen bütün alt gruplarımızda plastikten saca, çelikten alüminyuma ham madde fiyatlarında %40'lardan başlayarak %100'lere varan artışlar oldu. Aslına bakarsanız bu bütün dünyada ve Türkiye'de ve dünyada hemen hemen bütün emtialarda bunu gördük. Fakat bizim penceremizden ve bizim ürün gruplarımızdan baktığımız zaman aslında dünyada işlerin çok iyi olduğu dönemde dahi arzda bir sıkıntı görmüyorduk. Yani arz her zaman talebi karşılıyordu. Diğer taraftan şu anda baktığımız zaman böyle talepte de çok ciddi artışlar yok. Yani talebin arzından fazla olduğu bir durum yok. Sonuçta baktığımız zaman bize göre de bu durum biraz manipülatif ve spekülatif geliyor işin açıkçası. Tabii bunun her ne kadar bu süreç yaşansa da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yansıması biraz daha farklı oluyor. Bunlardan bir tanesi hane halkı tarafında yansıması. Bu ürünleri ister istemez üretici her ne kadar bütün bu ham madde fiyatındaki artışları zam olarak yansıtamasa da bu geçişte karından feragat ederek daha nispeten daha az oranda zam yaptı. Ama bu enflasyonu da ister istemez önümüzdeki dönemde etki edecek ki şu anda ekonomi yönetimimiz en önemli gündem başlığı fiyat istikrarı ve enflasyon. Bunun böyle bir sonucunu görebiliriz. Diğer taraftan 2020 yılını zor geçirdik bütün dünya, bütün üretenler. Fakat bizim bir yumuşak karnımız daha var, özellikle faiz oranlarının yüksekliği. Şimdi bu ham madde fiyatındaki artışlar zaten bizim sanayimizin bir öz kaynak, öz sermaye problemi var. Bu artışlar da ister istemez ek bir kaynağa, ek bir krediye ihtiyaç duyacak. Çünkü hepimiz biliyoruz öz sermaye problemi yaşıyor bugün ülkemizdeki sanayiciler. Halihazırda faiz oranları da çok yüksek. 2021 yılında da bu yüksek maliyetler altında ezilebiliriz. Bence bir önemli daha sonucu var. Bunu çok fazla konuşamıyoruz ama üreticilerin, sanayicilerin karlılıkları eriyor. Bunun nasıl bir sonucu olabilir? Tabii ki eğer firmalar, üreticiler kar edemezse yatırım iştahı çok yüksek olmaz. Kar edemezse hepimiz çok uzun zamandır konuşuyoruz. Ar-Ge'yi, inovasyonu, tasarımı, markalaşmayı, hatta insan kaynağına yatırımını eğer kar edemezsek bunları da geliştiremeyiz. O yüzden ben sanayinin karlılığının önemli olduğunu düşünenlerdenim. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, tabii dünyanın diğer ülkelerinde de her ne kadar ham madde fiyatları aynı oranda artsa da tezahürü bizde biraz daha farklı oluyor. Burak Bey, önceki tabii hane halkı dediniz ya özellikle sözlerinizin başında. Şu anda hane halkına yansıyan fiyatlar ne durumda? Yani ben mesela şahsen bugün fiyatlara baktığımda ki ihtiyacım vardı bakıyordum ve gördüğüm hani %50'lik bir artış gibi hani ortalama. Ve bunun da hani tam olarak mesela halen daha tam da fiyatlara yansımadığı söyleniyor. Yani devamı gelebilir mi? Ne diyorsunuz?
Bizim üretici tarafından baktığınız zaman bizim yansıttığımız fiyatlar ürün alt gruplarında farklılık gösterse de yaklaşık %20-25 oranında bir zam. Tabii bundan önceki biliyorsunuz biz ham maddede dışarıya bağımlıyız. Döviz kurundaki hareketlilik de ister istemez ürünlerin fiyatında etki ediyor. Belki sene başından sonuna %50'lik bir zam oranı olsa da bu son zamanda tabii insanlar da artık yani üreticiler de bu zamları birebir yansıtamıyorlar. Çünkü her ürününde nihai piyasada bir satın alma değeri var. Bu yönüyle bekliyorlar. Bizim belki bu süreç hem kamu için hem de iş dünyası için yönetilmesi kolay bir süreç değil ama herhalde bu dönemde biraz proaktif de adımlar atmalıyız. Belki şunları söylemekte de fayda var. Nasıl adımlar atılabilir? Biliyorsunuz biz ihracatımız yoğun olarak ara malı ve ham madde ithalatına dayalı. Eğer Türkiye'de ülkemizde bu ham madde gruplarının üretimi de varsa ek vergilerle karşı karşıyayız. Belki bu dönemde bu ek vergiler kaldırılarak bu enflasyonist baskının bir yönüyle önüne geçmiş olabiliriz. Diğer önemli husus da tabii ki üretimi ülkemizde olan ham madde gruplarında öncelik yerli sanayiciye verilirse bunun şöyle bir katkısı da olur. Biliyorsunuz ham madde ihracatında çok fazla katma değer olmaz. Ama eğer biz bunu ürüne dönüştürüp ihraç edebilirsek ya da yurt dışına satabilirsek katma değer de ülkemizde olur. Belki bu kısa süre içinde böyle proaktif adımlar da atabiliriz diye düşünüyoruz. Burak Bey, ihracat tarafı peki ne kadar destekliyor sektörü? Çünkü pandemi sürecinde çok fazla daralan sektör vardı. Burası biraz evde kal temasıyla desteklendi gibi. Nedir rakamsal olarak 2020'yi nasıl tamamladık? Biz 2020'yi bütün zorluklara rağmen ufak da olsa %1'lik bir artışla tamamladık. Haziran'dan sonraki dönemde 7 ayda 6 ayını çift taneli büyüdük. 7 ayda büyüme sağladık ve %1'lik bir artışla kapattık. Bu yönüyle yani sizin de söylediğiniz üzere nasıl bunu başardık derseniz biz bir kere COVID döneminde biraz daha pozitif ayrıştık. Bütün dünyada insanlar daha fazla evlerinde zaman geçirdiler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada normalde pandemi öncesinde, COVID-19 öncesinde evde yemek yapma oranı %30'lardayken COVID döneminde %75'lere kadar bu oran çıktı. Tabii insanlar evlerine daha fazla vakit geçirdiler. Yemeklerini evde yaptılar ve bu yönüyle baktığınız zaman pozitif olarak ayrıştık. Benim ikinci önemli bulduğum husus bu süreçle beraber ister istemez dünyada tedarik zincirlerinde bir değişiklik oldu. Türkiye'de malum Avrupa'dan uzak doğuya kadar baktığınız coğrafyada önemli alternatiflerden bir tanesi. Yine bu süreçte belirsizlikten dolayı özellikle Avrupalı firmalar çok stoklu çalışmak istemediler ve bu yönüyle Türkiye de çok avantajlı hem lokasyon olarak hem de biliyorsunuz Çin ölçek ekonomisinde adetli ürünlerde çok daha avantajlı ama Türkiye butik üründe çok daha avantajlı. Kaliteli ürünleri iyi fiyatlara tedarik edebiliyoruz. Bu yönüyle de bir avantajı oldu. Ve bizim sektörümüz baktığınız zaman Nisan ve Mayıs aylarında %50'den fazla düşüş olmasına rağmen yılın son 7 ayında bu açığı başarıyla kapattı diyebilirim. Tabii bunlar çok önemli etkenler oldu. 2021 hedefi peki onu da sorayım son olarak. Ya biliyorsunuz gelecek biraz kaotik ama bugün bu pencereden baktığım zaman önümüzde hem Türkiye olarak hem de Türkiye'de mutfak eşyaları olarak büyük bir fırsat görüyorum. Dünya gözümüzün önünde laboratuvar gibi çalışıyor. Siyasetten sivil topluma, sivil toplumdan iş dünyasına ve çok derin sondajları yaparsak bu süreçten pozitif olarak çıkabiliriz. Biz de ne yapıyoruz? Tabii sadece bunu dünyadaki diğer değişimlerden demek lazım. Sivil toplum örgütleri olarak da çalışıyoruz. İlk çeyrekte hem Latin Amerika'da 14 ülkeyi için alacak bir sanal heyet hem de Avrupa'da 15 ülkeyi için alacak bir sanal heyet organizasyonumuz var. Durmayacağız. Çok çalışacağız. İnşallah ihracatımızı da bu yönüyle arttırmaya gayret edeceğiz. Evet, sanal heyet hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de size. İnşallah hedeflere ulaşılır. Çok teşekkür ediyorum Burak Önder. Şimdi çok güzel bir yorum dedi Burak Önder. Dedi ki dünya bir laboratuvar gibi çalışıyor. Aynen öyle. Aslında ben de onu burada, not almaya çalışıyorum. Değil mi? Çok güzel bir kelime. Karlılık eriyor, Ar-Ge yatırımları azalıyor dedi. Şu anda tabii hem bizim aslında hep bu her sene gelen verilere baktığımız zaman Ar-Ge yatırımlarının hep işte ilk 500'deki şirket hani ne oranda Ar-Ge yapabiliyor falan diye baktığımızda devir teknoloji devri ama Ar-Ge çok fazla yapılamıyor. Biraz i̇şte bir da... ISO 500'de bir artış var son dönemde. Biraz sevindirici olan o kısmı var.
Belki de dünya bu tarafında tersine gittiğinde orada bizim pozitif ayrışmamız çok daha iyi olabilir. Ama bence ben de Sayın Önder'in çizdiği tablo çok gerçekçi ve yapılması gerekenleri ifade etti. Ama zor olacağını da şöyle de belki kabul etmemiz lazım. Çünkü mesela o ek vergiler dediğimiz, ham maddeye ek vergiler dediğimiz konular da Türkiye içindeki üreticilerin, sanayinin biraz bu olağanüstü dönemde biraz daha korunmasını gündeme getiren konular. Yani oralarda çok detaylı, hani hep kullanıyoruz ya, kuyumcu terazisi hassaslığında çalışmalar yapmak lazım. Evet. Ne peki, bizim ihracatçımızı bu anlamda şimdi ev aletleri olsun, küçük aletler olsun, buzdolabı pozitif olsun. Pozitif ayrışan taraftalar. İşte dolayısıyla eyvallah, evet, burası önemli. Hı-hı. Ama aynı zamanda sanayimizi de, ham madde üreticilerimizi, aramalı üreticilerimizi de bizim koruyup kollamamız önemli. Çünkü evet, o da gitti mi bir daha yerine koymak kolay olmuyor. Peki, kesinlikle. O zaman hemen Nurettin Özgenç'e dönelim. KOBİ'ler Genel Başkanı. KOBİ'ler tarafında neler oluyor? Nurettin Bey, hoş geldiniz. Bakan Pekcan, evet, sağ olun efendim. Bugün Bakan Pekcan açıklamalarda bulundu. Süremiz az, hemen sözü size vereyim. Nasıl yorumladınız? Değerlendirmenizi rica edeceğim. Gayet şükür tabii ki Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu gibi 2 milyona yakın esnafın burada başvuruya yapması çok güzel bir gelişme. Hükümetimiz burada sosyal devlet anlayışıyla birlikte zor durumda kalan, daha çok hizmet sektöründe olan esnaflara bir kredi musluğu açtı. İşte kira desteği. Bu destekle tabii ki tamamıyla bir şey olsa bile bir yaraya merhem olmuştur. O hatta olacaktır. Çok da yoğun bir tabii ki bir başvuru var. 2 milyonu aşkın başvuru var. Burada 11 Ocak'ta bu süre bitti. Bakalım bunun yaygınlaşması nasıl olacak? Bir şöyle bir sıkıntı vardı. Çünkü kiracı ile mal sahibinin ödemiş olduğu ücret hani birbirini tutması lazımdı. Ama resmiyette tabi bu tam yansımış mıdır? Yani birebir midir? Kiralar tabi belli değil. Yani şöyle diyelim ki esnaf 2 milyon lira kira veriyorsa hani resmiyette diyelim ki bu daha düşükte olmuş olabilir. Dolayısıyla bunun etkisi var mı yok mu zamanla tabi belli olacak. Ama yapılan bu destekler fevkalade yani piyasaya en azından esnaflara küçük de dahi olsa bir merhem olmuştur. Dertlerine deva olmuştur. Sonuçta bu berberler, kuaförler, restoranlar, bu hizmet sektörü hala daha mesela bazıları kapalı, kafeteryalar falan kapalı. Bunların kira destekleri biraz daha uygun olması lazım. Bunun yanında berberlere mesela şu saat 10'da açılması bir handikap. Sonuçta berber işini sabahın 7'sinde 8'inde iş yapar. Bir vatandaş işe giderken kuaföre gider. 10'da açıldığı zaman bir sanki bir kamu dairesi gibi olmuş oluyor. Bu biraz hep esnafı zorluyor. Umarız yetkililerimiz sizin de bilinmek sayesinde bu sesimizi duyarlar da bu berberlerin 10'da açmasının değil de normalce rutin 7'de 8'de açmaları daha iyi olur. Ha, akşama erken kapayabilirler. Bakın bu olur. Çünkü berberler günümüzde sabahtan iş yaparlar. Bunun yanında hizmet sektörü kafeteryalar inşallah bu ayın sonunda artık açılırlar. Hem halkımız bu konuda sıkıntı oldu hem de esnaf zor durumda kaldı. Tabii ki pandemi önemli ama bir şekilde esnafın da hayatını idame ettirmesi lazım. Bundan dolayı da teşekkür ederiz. Evet, Nurettin Bey, anladığım kadarıyla öncelikli olarak sadece bu saat kısıtlamaları ile ilgili bir düzenleme beklentisi var KOBİ'ler tarafında acil olarak. Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sağ olun efendim. Evet, şimdi bu saat kısıtlaması çok fazla tartışıldı. Çünkü işte bir takım yani restoranlarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Hı hı. Burası da istihdam anlamında yine Türkiye'nin özellikle İstanbul'un yine bel kemiklerinden biri olduğu için diyorlar ki işte bu hani saat kısıtlaması ya da restoranların kademeli olarak bir şekilde açılması gerekiyor. Yani en azından işte açık havada olsun veya işte başka bir takım HES koduyla giriş olsun diye çok fazla konuşuldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa isterseniz oraya bir konuşalım. Ben, ardından da son birkaç dakikamız zaten değerli konut son olarak onu soracağım. Peki. Yani KOBİ'ler Başkanı aslında ifade etti. Gerçekten mesela sen ne yaşıyorsun? Ben de mesela bir berbere gitme ihtiyacı içinde olunca ya onda açılıyor. Onda bizim işler zaten en civcivli. Evet. Peki akşam gidelim. Akşam da zaten saat 7.30'dan sonra almıyoruz diyorlar. Evet. Baktığınız zaman hakikaten çok zor. Her sektör aynı şekilde davranmak durumunda değil bence. Kısıtlamalar, salgının engellenmesi son derece önemli.
Ama tedbirlere uyarak bunlar azaltılabilir. Şimdi başkan dedi ki berber 7'de de açabilir dedi. Yani en azından açmak isteyen açmalı diye düşünürüm. Ona göre bir takım değerlendirmeler tabii, yapılabilir. Mesela evet. Ben tercih ederim. Zaten bizim için hayat erken başlıyor. Dolayısıyla işte, hani sabah hemen bütün öyle. İşlerimizi halledip hani günlere devam etmek durumundayız. O biraz kısıtlayıcı. Bir de işte iş çıkışı mesela gitmeye kalksak. Mesela benim için hayat buradan çıkınca direkt eve gidip bitiyor. Hiçbir şekilde mesela bir şey yapılamıyor. Dolayısıyla hani gidip gezelim demiyorum ama işte bir acil işin olduğunda da halledeceksin vesaire. İşte bir takım fedakarlıklar. Son olarak Hakan aynı Bey... Aynı zamanda para da. Çünkü bir kere yani bir zamandır belki böyle hani nasıl yoğun saçlarla sakallarla dolaşıyoruz. Ya şimdi iki kere gitmek varken ancak bir kereyi denk getirebiliyoruz. Bekleyelim bir ay bir ayda bir kere. Halbuki o da işte bir kayıp. Evet. Kesinlikle. Peki. Değerli konut vergisi tekrar gündeme geldi ve bundan sonrası için nasıl yorumluyorsunuz? Kısaca bir iki cümle onu alayım. Ben şöyle diyorum, bir düzenleme yapılmış. Hı. Gördüğüm kadarıyla biraz daha detaylarına tabii bakmak lazım ama 5 milyon 250 binlik bir sınır tek var. Tek konutu olanlar için sıkıntı tek yok. Tek konutu olanlar için de bu alınmayacak, öyle evet. Görünüyor. Şöyle düşünme eğilimindeyim. Bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor, mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Bizim gelirlerimizin de bir şekilde olması lazım. Evet. Gelirlerin olmadığı... Bir vergi gelirlerinin olmadığı bir yerde de bütün bunları sağlayabilmek, bu hizmetleri verebilmek de mümkün değil. Onun için bence düzenleme biraz daha hakkaniyetli bir hale gelmiş. Mutlaka itirazlar olacaktır ama bizim biraz bu dönemde en azından geliri yüksek, getirisi yüksek işlerden, ranttan vergi almamız lazım. Peki çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağlıkla kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Ve noktalıyoruz efendim. Az sonra 60 dakika var. Zeliha Saraç sizlerle iyi hafta sonları.